o Türk futbolunun bir numarası, efsanesi sevgili Rıdvan Bilmen. Bir numara futbolcusuydum, bir numara da görmüşsün. ben, ben tekniktim, çabuktum, zekiydim. Sadece dünyada gördüğüm şu anda bu tür santraforların içinde hep ben de ilk dedim. Ben de diyorum, üstü eğer 30 yaş turu varsa Rıdvan benden gelmiştir. Panathinaikos'ta işte. en büyük etki Acun Uğurcalı, Panathinaikos'a bir tutuşuyor. Acun bizzat Fatih Hoca'nın Panathinaikos'a gitmesinde önemli rol tabii. oynadı. Tabii. Emre Belezoğlu yazın geldi. Böyle bir sisteme girdik dedi. Girmez olaydık dedi. Evet. <laughs> Sen atlanmadım, ölüyorum. Acun geçmiş olsun demedi. Ben işimi yarın bırakmam, yarın gene oynuyoruz dedi. Şeytan, İblis, şu dur budur diyor. Böyle bir şey var mı ya? Bu şeytanın aklına gelmiş. evet. <laughs> <laughs> Futbol denince Türkiye'de akan sular duruyor. Gerçekten bir yıldız. Şaka yapmıyorum. O Türk futbolunun bir numarası. Efsanesi. Sevgili Rıdvan Bilmen. <laughs> <Salz lean> <laughs> sağ ol. Eyvallah. Sağ teşekkür ederim. Ya ne yemin ediyorum. Bir giriş yaptın böyle. Abi sen bir yıldızsın ya. Yani, yani seni ikna etmem. Şu ana kadar getirdiğim bütün, bütün konuklar içinde en kolayıydı ve evet. bu teveccühü bana gösterdiği yok, için İstanbul ayrıca var, sana şükranlarımı sunuyorum. Valla çok mutlu oldum Rıdvan abi geldi için. Ben de için. mutlu oldum. Senin adına da mutlu oldum. E çünkü e, senin hiç tanımadığın düşmanıdır ya hepimiz var, seninle de bizim aramızda sıkıntılar oldu. Sizin se bizim televizyon sektörü farklılıklar var. İşte Senin bir formatın var, Ahmet hocaların bir formatı var, bizim bir formatımız var. Bazen böyle... Abi Ahmet e, Hoca diyerek beni sinirlendirmek istiyorsun ama sinirlenmeyeceğim. Niye? Abi. Sen seversin Ahmet Hoca'yı. Yıllarca birlikte çalıştın. Abi o, Ahmet Hoca'yı yeniysem Ahmet Hoca'nın ah ah anlatsam neler var. Rahat ol diyorsun değil mi bana şimdi? Rahat rahat programı sonluyorsun. Mesela diyorsun. adam ne kadar veriyor? Ne kadar aldın? Doğru söyle. Hemen hesap. Adam kafası tamamen matematik. Yok ya merak etme. Yenilenen Blade terlemeyi değil ter <laughs> kokusunu önler. Ya Rıdvan abi senin şu ATV geçme olayında <laughs> <laughs> ne yaptı sana parayla, parayla ilgili? Sen orada Mehmet Teskan'la görüşüyordun. Anlatsana onu diye. Ya şöyle ben işte şanslı abiyle çalışıyordum. İlker abiyle çalışıyordum. Kanal D'de, CNN, şeyde şovda falan. Sonra Fuat Aktağ aradı beni NTV için. Hocam yeni bir yola çıkıyoruz. O zaman NTV Spor oldu. NTV'de Ahmet Çakar'la birlikte yüzde yüz spor programı yapacağız. Olur dedim gittik. Ahmet Hoca'yla birlikte başladık biz. Fena da değildi, iyiydi başladık. Sonra Mehmet Teskan, Mehmet abi şeydeydi, ATV'deydi. Genel Müdür'dü evet. Genel Müdür'dü. Beni de çağırdı, Ahmet Hoca'yı da çağırdı. Transfer Teksiki yapacak anladığım kadarıyla. Ya ben yeni anlaştım. Mehmet abi dedi ki gel bir çay şey içelim şey yine de. dedi. Peki dedik. Şimdi iki buçukta Ahmet Hoca'nın randevusu. Üçte benim randevum var. Ayrı ayrı görüşecek herhalde. Ahmet Hoca randevu saatinde gitmiş. Anlaşmış. Okeyleşmiş. Fuat'a da hakkını helal demiş zaten. Tam çıkarken ben gireceğim ya. Çıkmıyor odadan. Dedim görüşeceğiz dedim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl anlaşır? Hangi şartlarda anlaşacaksınız ya hocam? Boş verdim ben anlaşmıyorum. Anlaşırsın kaç anlaşılır merak ediyorum falan dedi. Ahmet Bey dedim ya ben şimdi yeni başladım Sonra bakmazsan. Ahmet Hoca dedi bizim serüvenimiz aslında 4-5 ay falan sürdü veya sürmedi. O ayrıldı. O kendi yolunu seçti. ATV daha sonra şimdi kanalına falan gitti. Ben de öyle bir hikayem oldu. Ahmet Hoca ile başka hikayem var biliyorsun. Uzun süredir görüşmüyoruz bundan iki sene. Davalık bir... oldunuz mu siz? Olduk. Ben davacı oldum kendisinden. Ee, ne çok dedi çok senin için? Ağır şeyler mi söyledin beyaz futbolda? Ya oldan? bana göre Twitter'da, şurada, burada... Bir ara ben de e, mecbur kaldım ki Ahmet Yücel e benim hiç problemim yoktu. Biz Sizinle beraber olduğunuz bir sıkıntı yaratmışsınız bana. Hani o, evet, o sarı evet. yer Taliplendiren ee, bir adam vardı. Orada bir sıkıntı yaratmayız onu. Yok yarattınız da neyse o da hayat hatalar. Yaratmışızdır yani. <gülüyor> <gülüyor> ya gençliğime ver Rıdvan abi. Yok estağfurullah hepimizin hatası olmuştu da o zaman neyse biz helalleştik sonuçta. Konu kapandı sen de de bizim gibi. Konuştuk yok, mu? Yok biz hani 15 sene hani oldu daha daha kadın, küsmüş daha haber olmamış gibi ben evet. konuşmamış olabilirim konu, ama benim asla seninle bir kırgınlığı. Neyse, Ahmet Hoca'ya gelecek olursak Heh. şimdi ben de ne derler savcılığında suç durusunda bulundum. <laughs> nasıl ilk bu sezon adı Rıdvan Dilmen sezon olsun filan dedi. Onlar Ondan mı? dolayı değil işte şeytan, iblis, şudur budur diyor. Ha, şeytan ya bu Ahmet Hoca'nın yatacak ben, yeri yok. Şimdi hoca bak işte şey söyleyeyim mi sana? Konu, çok güzel hikaye. Şimdi ilk mahkemeye gitmedim ben nasıl olsa atarlar diye. Ahmet Hoca gitmiş ve berat etmiş. Kavuşturmaya gerek yok diye. Savunmasını geldi bana. Ne biliyor musun? <laughs> şimdi hakim soruyor diyor ki bu Rıdvan Dilmen için sizden diyor şeytan iblis demişim. Ben ona demedim diyor. Okuyorum ya. Trump'a dedim diyor. Trump'a mı? <laughs> ya Trump nereden geldi aklına? Ben İblis'i <laughs> diyor Trump'a söyledim diyor. Ben de duruyor. Hatıra olarak kalacak. Hakim de ha öyle mi diyor. Tek o zaman diyor. Kovuşturmaya gerek yok diyor. Nereden geldi mi aklına? Trump geldi. Trump ya. ne abi? Evet abi. Yani şeytanı Trump'a demiş. Yani, i̇blis de Trump'a demiş. Evet ben değilim. Peki orada normalde ya. seni ima eden bir şey var mıydı? Şeytan Vardı. diye. Bir tek şey demiş sakallıdır hafif. Saçları uzundur, eskiden top oynadık yazmıyız. Her şey ben, benim aslında. <laughs> Ama iblis oldu Trump. Trump nereden geldi mi yani Trump? Böyle bir şey var mı ya? Bu şeytanın aklına gelmiş. <laughs> ve, ve Ahmet Hoca öyle şey oldu. Sonra kire yemek yedik. Konu kapandı. Abi peki bu kadar yani uzun yıllar yorumculuk yapıp zirvede kalmak. Çünkü herkesin bir çıkışı inişi oldu. Evet. Benim de oldu. Başkalarının da olmuştur. Senin bu kadar zirvede kalman bunun formülü nedir? Valla Serhat bu hepimiz için geçerli. E şimdi sen de e, uzun yıllar Türkiye'nin gündemi belirleyen bir program yapıyordun. Senin de bir alıcım vardı, benim de bir alıcım var. Benim alıcım işte 45 dakikalık bir program. 46 ateş etsen yapamam. Buna kabiliyetim yok. Öyle bir bilgiye sahip değilim. Ben top sahanın içerisinde antrenörlerden daha fazla konuşması da 35-40 dakika yapıyorum mutluyum. Şimdi sizin de sonuçta bir gün geri geliyorsun işte. Hem lider televizyonunda yapıyorsun hem burada yapıyorsun. Sonuçta kolay bir şey yapılmıyor. Benim de bir özelliğim var. Çocuk Allah bana bir futbol oyun top yeteneği vermiş bana. Ben 12 yaşımda çalışmaya başladım. Rahmetli babam vefat ettikten sonra annem var başımıza. Ben hafta sonları çalışıyordum ayakkabıcıda veya pazarlarda okuyordum falan derken şeyde bolda mı? Nazilde. Nazilde. Sonra top özelliği verdi. Çok seviyoruz tabii futbolu. Futbolcuya olduk. Daha sonra kısa bir dönem antrenörlük ama yorumculuk. Şimdi hep gençlere diyorum ki bende. Çok nadir meslek vardır. Hem hobin hem de para kazanıyorsunuz. Şimdi halı sahada bir maç yapmaya kalksam ben şimdi ne yapıyoruz? Para veririz 300-500 lira saatine. Evet, evet. ya Biz düşünsene 20 sene top oynadık 17 sene. Hem para verdiler hem hobimiz. Şimdi aynı şekilde oyunu, futbolu konuşuyoruz. Hem hobimiz hem de para kazanıyoruz. O zaman da biz mesleğimizi sen de aynı şekilde yoksa bu yaştan sonra uzun yıllar televizyonculuk yapmışsın. Yaş derken, yani televizyon tecrübelinden sonra dünya dijitale dönmüş dedin. Bir de bu yönü aslında bu yönde hem sporculara bir bence çok güzel hizmet ettin. Sağ olasın. Çok önemli konuklar aldın. O futbolcuların da ya aslında kişi tanımadığın düşmanıdır. Renkli insanlarmış. Bu senin için de geçerli. Şimdi sen televizyonlarda izleyenler bu Serhat var ya ortalığı karıştırır falan. Ama senin aslında ben daha önceden son 6 yıldır... Abi şimdi, karıştırdık senin. yani. Ben şimdi bunu inkar edemem. Yani televizyonda çok farklı bir kimlik dedim. Ama burada Gülmek istiyorum, güldürmek Hangisi istiyorum. Hangisinsin sen? Ben de burada mesela şu pozisyonda olmak, seninle böyle sohbet etmek, senin bilinmeyen ben yönlerini kimdir? insanlara aydınlatmak hayır. bana daha büyük keyif veriyor. Ben, ben ama bu Serhat'ı tanı, tanıdığım için, o Serhat'tan dolayı değil ki orada baktığımda... O Serhat'tan şimdi, korkuyor muydun? Korkmak değil. Ee, o, Tedirgin ben, ediyor muydun Hayır, senin? şimdi o senin saygı duyacağın bir mesleğindir. Tamam mı? Onu ben asla eleştiremem. Fakat ben e, insana giderim. <laughs> Ben seni tanıyorum. Evinde kahveni içmişim, çocukların daha küçüktü. Doğru. Ee, kal Kalbini biliyorum. <laughs> Geçmişte yaşadıklarımızın sadece o an senin için veya benim için, kim içinse o an yaşandığını düşünüyorum. O yüzden de sen aradığında hangi gün diye sordum o kadar. Eksik oldu Çok teşekkür ederim. Ondan sonra ben antrenör kurslarını takip ediyorum. Oyunları iyi analiz etmeyi, çalışıyorum. Ve seviyorum işi. Işte. Yani konuşmayı değil de böyle futbol seyretmeyi, futbol oyunu yorumlamayı. Ya futbolun içinde yapamam. Bak ben... Beceriksiz bir adamdır. Hangi anlamda? Her anlamda. Nasıl yani her anlamda. Ticaretten anlamam. Elime yüzüme bulaştığım gün Rıza Çalınma'yla oturduk bize beş yaşlı Rıza'yla Fenerbahçe'de Rıdvan. Ee, bir de Ali Çoban rahmetli Allah rahmet Oturduk bir gün restoran açalım dedik abi. Ne restoran? Bizim ne işimiz var bu restoranda arkadaş? Kaç gün sonra... Ben de sonra... geldim ya abi açılışın. ortak Tabii, köydeki şey yerde musun? 24 saat sonra devrettik. <laughs> yapamadık yapamayız. 24 abi. saat. <laughs> ya böyle bir şey var. Başka kaç tane ticaret yaptın abi? Son yapmadım ya. Doğru ticaret yapmadım diyecek. yani. Bir dakika bir halı saha işletmeyi hiç yok, yapmadım. Yok. Sadece Ortaköy'deki o yer vardı. Orada... Oraya ben Ortaköy'deki Ortaköy Spor Kulübü'ne ben minikler için halı saha yapmıştım. Aynı zamanda hafta sonları da biz bizim Okan Hoca, Fatih Hoca, Acun falan böyle Gökhan tür bizim şey ne o. Bu iki tümer hep beraber haftada bir gün iki gün muhakkak. Ayak denizi maçları yapıyorduk, maçları yapıyorduk. Her hafta. Sen Ta orada ki... mı sakatlanmıştın? Sakatlanmadım, kıyasını? Ölüyorum. <laughs> Kalp krizi geçirdim. Kalp krizi geçirdin yani. Evet. Be her cumartesi veya pazar 11'de oynuyoruz. Ortaköy'deyiz. Ortaköy'de Ortaköy'deyim. Ben Ulus'ta oturuyorum. Bizim Soner Tolunguç yok mu? Tabii biliyorum. O da beni bıraktı. Şeye gidecek. Ee, Adana Adana'ya gidecekti. Ya Soner dedim çok yorgunum dedim ya. O kadar sinyal veriyor demek ki. Acayip kendimi kötü hissediyorum dedim. Ama şimdi ayıp oldu dedim. Söz verdik falan dedim. Ya oynama ya dedi. Hocam dedi ya boş ver Ya oynayacağım oynayacağım dedim. Ben erken gittim. Ayakları söylemek gidiyorsun. Fakat ben 10.30'da gittim. Yarım saat çocuklarla ufak çocuklara top oynadım. Ekip geldi. Abi bir saat sürdü. Ben, Acun, Okan üçlüsü rakibe karşı. Okan, Oyun Buruk. Buruk, ha, okan, buruk. Ben yani ekibe bakar mısın abi? Acun, Rıdvan, Okan. Evet, ya evet. muhteşem bir üçlü değil Her mi? Her hafta da karşımızda Fatih Hoca. Fatih Hoca geldiği zaman Okan karşı tarafa geçiyor. Pardon, Acun karşı tarafa geçiyor. Okan, Fatih Hoca, ben üçlüyüz. Ben <laughs> libero, ya, ben libero ya. oynuyorum. Yıldızlar ben kaldı. libero Okan atıyorum. Okan, Fatih Hoca atıyor. Fatih Hoca vuruyor. Raki, <laughs> rakip takımda da arkadaşlarımız oynuyor. Fakat o kadar yoruldum ki Serhat. Benim herkesi kalp gazı geçirenleri sonradan öğrendim. Kimisinin işte göğsü ağrımış, kiminin sırtı ağrımış. Benim belirtimde bulantıyım ve baş dönmesi. Benim bir başım dönmeye başladı, midem bulanmaya başladı. Maç baş sırasında. Maç sırasında ayakta. Okan dedim çok kötüyüm dedim. Bırak abi dedi, dinlenelim dedi. Acun üç konudan devam devam diyor ya, devam diyor. Yeneriz diyor ya, Acun iyi dedi. Böyle yapıyorum ben. Yani. Çıktım, pederobilerin yanına oturdum. Kalkamıyorum. Acun devam edelim diyor bana. Ya, ya bak. Neyse o ara hastaneye Allah rahmet etsin benim Ersin var benim yanında Giderken ben göt gitmeyeceğim hastaneye dedim eve bırak beni dedim. Yolun üzeri eve bırak. Ama Çok hala bitkin ve rahatsız. Çok kötüyüm. Başım falan dönüyor. Evde çalışan abla sağ olsun şey dedi beni kötü görüyor. Ve en tehlikelisini yapmışım. Evet. Kalp krizi geçiren duş almaması lazım. Ben bir de duş aldım. Neden aldım biliyor musun? Dörtte yayınım var. Karabük Beşiktaş maçı var. Yayın yapacağım. Vay vay. Bak şimdi. Fakat rahmetli Ersin Allah rahmet eylesin. O anlıyor. Doktor arıyor. Doktordan bir dil alt alıyor. Hocam dedi hastaneye gidecek. diye dedim acaba demeyeyim oradan da yerine geçirim dedim. Asla. Gidiyorum. Metin Tekin aradım. Böyle bak, ölmek üzere Metin aradım Tekin'i. Metin mi Ya yani Metin dedim. Devre arasını yetişemeyebilirim. Benim yarım yayın yapar mısın? dedim. Tabii dedi. Bana Rudi dedi. Kapattım telefonu. Hastaneye girdim. Eksi oldum. Hiç şey hatırlamıyorum. Tabii o ara doktorlar da telefonda şey yapmışlar. Buraya bir şey burada yine. yine. Bir açtım. Yoğun bakımdayım. Başımda kim var? Onu hatırlıyorsun. Ha, Acun'la Fatih Hoca gelmiş. Ya geçmiş olsun dedim. Acun geçmiş olsun demedi. Ben işimi yarın bırakmam, yarın yine oynuyoruz dedi. <gülüyor> <gülüyor> Acayip bir <laughs> adam. Acura. Böyle bir hikayemiz oldu. Hayatta derstir. Sonra stent mi takıldı? Şu anda 7 tane stent var. Normalde bütün damarları tıkanmış benim ana damar dair. 3 stentti. Bazıları teknolojide o zaman bu kadar şey değil ikişer ikişer takıldı. İçinin üçlü üçlü yedi tane şu anda stentim var. Orada yani birkaç gün hastanede geçirdin. Geçirdim. İkinci kez bir daha kriz olmasa da geçirdim. Aziz Bey'in yanına ziyaret etmiştim hapishaneye. Aynı hisleri dışarıda hissettim. Bu sefer hiç kimseye sormadan direkt hastaneye gittim. Bir tarafında hani antrenmanım var ya. Da aziz Bey bir şey söyledi seni o yüzden mi üzdü? Yok ya. Olur mu öyle şey? Hiç şey yok şey, ya. Değil. Yani espri yapıyorum da yani yok. belki. Ben ben belki stres hani Aziz Bey bazen insanların yok, yok. çok dostlarını da kırabiliyor böyle. Yok. Bir laf söylüyor. Ya olabilirdi ama benim öyle bir şey oldu. mümkün değil. Ben cezanın çayını içtim. Kahvesi sohbetimizi yaptık. Çıktım. Kendim de iyi hissetmiyordum. Anladım. Bugünkü durum aklıma geldi. Kendim gittim hastaneye. Ahmet hocama dedim ki benim Ahmet Akdoğan. Hocam benim herhalde gittim dedim. Gene Sıkıntı var galiba dedim. Bir bakalım falan bir dakikadan değerlerimi beğenmedi. Soktu Anjiyo'yu. Diğer tıkıldım adaletti. Peki abi şey Aziz Bey'le baba oğul ilişkiniz veya abi kardeş ilişkiniz nasıl böyle bu kadar samimi oldunuz veya sana çok mu güvendi? Sen Fenerbahçe'de hocalık da yaptın Aziz Bey zamanında ama orada evet. kısa sürdü. Son ama dostluğunuz evet. acayip derecede böyle tatlı oldu. Ya, aslında ben kitap yazmayı da düşünüyorum ama çünkü bazı şeyleri okuyorum, dinliyorum. Ama yine de kimseye zarar da vermek istemediğim için de vazgeçmiyor diyelim. Ama bu yaz belki düşüneceğim. Şimdi Aziz Bey'le ben futbolcuyken, arkadaşlar ben 94'lerde, 95'lerde falan bıraktım. Aziz Bey benim son yıllarımda yöneticiydi fena baştı, bilir misiniz? Tabii. Sonra kadro dışı kaldım. Sebebini bilmiyorum abi. Eve geldim, kadro dışı dediler. Aziz Bey aradım. Bu şubesi olmuş ya Aziz Bey. Sabah sizle görüştük. Vallahi benim de haberim yoktu falan dedi. Tabi daha sonra Aziz Bey ayrıldı, ben döndüm, tekrar bıraktım falan derken... Başkan o zaman Metin aşık mıydı? E, hayır, rahmetli Güven Sazak'tı, Güven, Güven Bey'di. Hı. Neyse bunlar yaşandı, geçti. Sonra herkes hayatına devam ederken, Aziz Bey başkan, ben Spor teknik direktörüyüm, şampiyon oldum. E, Fenerbahçe'de Löv Hoca, Löv'den ayrılmaya karar vermiş. Aziz Bey, Bey beni aradı. O durumdan sonra ilk kez oluyor bu. Dedi ki, Rıdvan sen de bir çay içelim. Tabii başkanım dedim, ofisine gittim. Dedi ki Fenerbahçe'de çalışacaksın bu sene de Löv'den ayrıldım. Dedim başkan ben Van'la lige çıktım. Ya Van'da kalacağım veya Antep istiyor Celal Bey başkan. Ben bir birkaç yıl daha orada kalayım dedim. Aziz Bey dedi ki ben hayır sen geleceksin. Hayırlısı başkan dedim. ikinci buluşmamız dedim ki başkan beni gerçekten istiyor Tamam ben zaten para asla konuşmam. Atarım sözleşmeyi de senden diyeceğim hemen açıkla beni dedim. Çünkü dedim açık o hani arttırma ol gibi olur yıpranırız. Hakikaten bir şey o, dönem, zaten şey, o dönem zaten hatırlarsan Mustafa Denizli gelmeli falan oldu Mustafa Hoca'yla. Mustafa de bir tek şey açılmadı. Mustafa Denizli mi Mahmut, mı mi anket açılmadı biliyor musun? 15 20 gün sonra ben yıprandıktan sonra Aziz Bey hadi dedi, başlıyoruz dedi. Tamam başkanım dedim başladık. Dedi. Bir benim teknik olarak olmasa da hayat tecrübem yeterli değildi. Aziz Bey'in de ilk yıllarıydı başkanlığında da 5. hafta sonunda bana asla gitmedi. Ben kendim istifa ettim maçtan önce. O günden sonra zaten pek az. Hangi Bey, MTK maçı? Son içeride e, bir önce, maç. Önce MTK maçından önce istifa ettim. Sabah hmm. başkanla da konuştum. Sonra Aziz Bey'le işte karşılaşırsak merhabalaşıyorduk. ta ki 2011 sürecine kadar. O dönemde de yine şampiyonluğu oynarken zaman zaman 3 ayda bir, 5 ayda bir çay kahve sohbetinde o şampiyonluk yolundayken istişare hatta şampiyon bir hikaye anlatayım size. Fenerbahçe Malatya'da bir kupa maçı oynadı. Biz de Aziz Bey'le yemekteydik. Aykut Hoca istifa etti. Aa son dakika istifa etti diyor Aykut Hocam. Aziz Bey ne oluyor ya dedi böyle şey oluyor dedi haberi yok. Kardeşi Ali Yıldırım aradı. Doğru mu dedi ya doğru bıraktı bu Antalya'ya gelmedi. Oradan da Antalya'ya gidiyor. Aldı Aykut dedi öyle şey olmaz böyle şey olmaz falan dedi. Sen dedi bu işi becerirsin dedi yapacaksın dedi ben sana güveniyorum falan dedi. bak. Hayat ne hiç değil mi? Ya. Ve ikna etti onu şampiyon takım. İşte yeni transferler var, Bonicisi var, Çağlar geldi günceli de yakalamamız gerekiyor. Hemen bir soru alalım. Şimdi bu Vedat Muriç'in Fenerbahçe'ye transfer olduğu dönem meşhur bir e, fotoğraf var. İşte o dönemin Spor Bakanı, Cumhurbaşkanının kardeşi siz ve Vedat Muriç vardı fotoğrafta. Eee Fenerbahçe'ye Muriç'in gelmesinde nasıl bir katkınız oldu? Şöyle söyleyeyim. O sohbetin şeyi ana e, şeyi şuydu. Vedat Muriç vatandaşlıkla ilgili ricada gelmişti oraya. Ben de o gün Vedat Muriç'le tanıştım. Tamamen o e, şimdiki Spor Bakanımız Osman de. O zaman ya Milletvekili ya Bakanlığı. Mustafa abi de zaten sporcuları severdi. Vedat Muriç de çok severdi. Vedat Muriç de bir şekilde tanışmaya geldi. Bir de vatandaşlık istiyordu, Türk vatandaşlığı. Konu sadece oydu. Bunun dışında bir şeyimiz olmadı. Rıdvan Dilmen yanına par partner istemiyor. Rıdvan Dilmen ister ki hep moderatörle birebir konuşsun. Böyle bir hmm. şey var mı? Damı rahat ediyorsun. Yanına partner neden istemiyorsun? Şimdi güzel de bir konu. Ben yorumcuya arkadaşlar şöyle başladım. Kadir kardeş yok mu bizim? O senden çok iyi yorumcu olur dedi. Dünya Kupası maçları falan yorumladım. Şansal abi dedi ki, ya dedi gel dedi biz de çalış. Nerede stüdyo mu? Hayır dedi. Maçta dedi, yorum yapar mısın? Yaparım. Arkadaşlar şöyle düşünün. 34 hafta vardı o zaman. Birkaç üst üste. Yani 3 çarpı 34e baktığın zaman 100 küsür tane maç yorumlaman lazım. Kaç tane yorumluyordum biliyor musun ben? Minimum 92-93 tane her yıl. O son 7-8'i niye yorumlamıyordum? Şampiyonluk yarışı olduğu için, aynı saatte olduğu için tercih yapılıyordu. O zaman ligde kimler var? Bizde yine var. Samsun, Malatya, Gaziantep, Yarbakır, Ankara'sı, İzmir'i. Ben Cuma Trabzon'da yorum yaptım biliyorum. Cumartesi Ali Pazar günü Malatya'da. Tempoya bakar mısın? Yani aslında biz yorumcular 12-16-17 için futbolculukta başladık ama bir emeğimiz var orada. Ve Sonra stüdyo programı yapmaya başladım. Ahmet Hoca'yla, İlker abiyle falan böyle. Futbol mahkemesi falan. Öyle bir rahatsızlığım yoktu benim. Aslında Ahmet Hoca'yla ile birlikte başladık biz. Fakat şimdi düşündüğüm zaman, hatta şu anda bana bir teklif gelse ben yine dediğine geldim. O zaman onaya getirdi beni. Yani ilk başlangıçta böyle bir niyetim yoktu. Ama son 10 yıldır özellikle tek başıma, ikinci bir üçüncü şahıs yapmak mesela dijitalde Bülent Hoca'yla yaptım Galatasaray hoşuma hoşuma da bitti. Böyle katı kural bir... ha. Evet. Ama şunu söyleyeyim Galatasaray maçıydı. Ben %100 spor programını 46 dakika yapamam. Antrenörler bizim kadar konuşmuyor. Ben sadece teknik olarak e, oyun içerisinde kalmak istediğim için egoist mi diyeceksiniz, ne diyeceksiniz bilmiyorum ama ben tek başıma yapmakta. Sonradan bu bende oldu. Şu sorunuz doğru bir soru aslında senin e, Serhat. 20 sene önce sorsam bu değildi. Ama şimdi mesela bana bir teklif yapsan ya x ile biriyle onlar rahatsız olduğum için değil. Hayır yalnız yapmak isterim. Peki Rıdvan abi mesela sokaktaki insanın bile işte Rıdvan abi dedi ki pozisyon için böyle dedi. Şöyle dedi. Hoca burada hatalı. işte bu taktikte çıkması lazım diye. Bunun vermiş olduğu hal şöyle nasıl bir şey? Yani Türkiye'de maç bittiği anda insanlar hemen sizi açardı. Sizden alacağını alırdı. Sonra da bizim gibi evet, biraz daha sistem. tartışmanın veya evet, evet. kaosun olduğu programlara evet. dönerdi. Bu hals yaşamak nasıl ben, bir duygu? Ben şöyle öncelikle futbolun taktiksel anlamındaki gençlere ve hatta futbol yorumcularının öncüsü olduğunu düşünüyorum. Bundan da öyle bir kompleksim yok. Yani Rahat sen Türkiye'nin bir numaralı spor yorumcusu ya, yok. musun? Yok, yolunu açtım ben. Mesela hakem hocası Niye, için. Niye değil, değil, demiyorsun y bunu? Öyle, ben Türkiye'nin bir numaralı spor yorumcusuyum. Bir numaralı futbolcusuydum, bir numaralı da e, yör, e, şey, yorumcusuyum bak. İşte bu abi, bu işte yok. bu. Yok, bir de yetenek olarak, yetenek olarak. Türk payda fayda bir şey. Yetenek olarak Sergen Rıdman'dır. iki tane. Yerlerde çok iyi oyuncular vardı. Futbola bizlerden yani daha Sergen fazla... Sen daha mı iyiydin? Aynı yeteneğim. Onun da farklı özellikleri var. Ben aynı tutuyorum Sergen'le kendimi. Şu anda mesela kendine böyle örnek gösterebileceğin bir futbolcu var mı? Bu adam çok iyi, yetenekli diyebileceğin. Mesela Kerem Aktürkoğlu bir yere kadar iyi ama e, bir Rıdvan olmuyor. Ya neyse bunu Mustafa Denizli tarzı bizim jenerasyonun bir üstüne sorarsanız daha doğru olmuyor. Hayır peki böyle yok kendine yok. yakın bir oyuncu görüyor musun? Benim Mustafa Denizli aradı. Ne zaman? Barcelona maçı seyrediyorum. Bayern Münih maçı. Maç 3 0 Messi inanılmaz işleri bir kere ne yaptı. Ben Noy Kamp'tayım. Telefon Mustafa Hoca arıyor. Buyur hocam dedim. Lan bu dedi sanki senden daha iyi dedi. <laughs> Messi için. o kadar hoşuma gitti. Ben neredeyim hocam biliyor musun dedi. Nereden Noy Kamp? Yapma ya dedi. Şimdi bu benim için büyük bir onurdu bunu söylemesi. Mustafa Denizli e gibi bir adamın. Noy Fatih anlatayım size. Çok komik bir hikaye. Anladın, ya, abi, ya, biraz, gülelim Ölgül ya. Gül ya. Şimdi hakkını <laughs> arasın Fatih Hoca. Çok maça gittik biz onunla. Yine bu anlattığım futbol ekibi var ya bizim. Bunlar bir Şampiyonlar Ligi'nde hep birlikte maça gidiyoruz. Mustafa abi de gelirdi. Gideriz. Real Madrid. Abi benim yorumculuğum yaptı o, sen o her, onu ya. şampiyonlar ligi. E. Atilla'yı mı anlatacaksın? Atilla'yı tamam. istersen ikinci de anlatayım. Tamam olur. Onun sonra Fatih Hoca'yı arayalım. İzin e, çünkü rahatsız olabilir. Bu Atina'da. Abi, Fatih Hoca'nın rahatsız olmadığı şey var mı? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Neyse. Olabilir ya. Sonuçta yarın da konuşuyoruz. Şimdi 2010'larda falan arkadaşlarla maça gitmek kararlı. Barcelona Real Madrid. Gün belli. Bir an önceden organizasyon yaptık. 10 gün kala vazgeçildi gitmekte. Fakat 3 gün kala gidelim dedi. İyi dedik gittik şimdi abi. 8 tane biletimiz var. 2 tanesi protokol, 2 tanesi 200 euro, 4 de, 2 tanesi de 80 euro. Acun dedi ki ya şimdi Hoca falan var pahalı olan yerde. Hocam siz de antrenörsünüz, siz de yiyorsun. bize. 200 lira olur ben der, iyi yere gideceğiz ya biz. Onlarda evet. Onlar da 80'lik kaler kazanıyoruz onları. <laughs> abi işte da geldik. Bir yağmur var abi Barcelona'da. Biliyorsunuz Noy Kamp'ta Açıktım her yer. Bir tek kapalısı yarım oda. Abi neredeyiz biliyor musun? Birinci sıra. Korner bayramlıyız Ben, Fatih Hoca. Aramızda da çok tesadüfen 3 önce karşılaştığım. Beni hatırladın mı dedi adam Ömer Bey. Ömer Bafa. Yok hatırlamadım. Resim gösterdi. O resimde biliyor musun? Bu anlatacağım hikaye. Yıllar <laughs> sonra. Adam aramızda bizim şey yapıyor. Şemsiye tutuyor. Size. Evet. Benim sol tarafım sıklam Serhat. Fatih Hoca bitmiş durumcu. Sağ taraf <laughs> sürsün lan. Bak şimdi. Hocanın istemediği bana, şey. Bana böyle yapıyor. Rıza. Rıdo. Efendim hocam. Hangi kanal veriyor maçı? <laughs> <laughs> kaçalım yani. Bombamız bomba patlamasın burada seyrediyoruz. E, UEFA şampiyonu şu teknik adam birinci sıra yağmur altında onlar bayramı orada. <laughs> Eyvah hocam durumu biliyor musun? <laughs> evet. Ondan sonra, Karizma yerle bir. Bu acını var ya ne yapacağım biliyor musun? Çıkışta i̇şte, biz gönderdik diye kendi güzel yere gitti diyor. Falan. Neyse o ara UEFA yetkisi piste dolaşıyor tamam mı? Fakat inanılmaz bir yağmur ya. Sırı sıklam oldu ya. Sol taraf sağ taraf. hoca kalktı. UEFA etkisinde. Mr. Plan dedi. Yine yani tanıyor mu UEFA'dan? Hocayı gördü. Geldi. Aa falan anladım ama. Şu soruyu sordun anladım. Sen de anlarsın. Hepimiz anlarız. Hocam siz ne işin var burada? <laughs> Sordu herhalde. O da arkadaşım yalnız bırakamadım demiş. <laughs> ya abi. Ondan sonra neyse maç bitti. Çıktık. Acun'u bekliyor dışarıda. Tabii. Kalayı yiyecek çünkü Acun. Tabii. Acun geliyor. Dedi ki Acun'da hiç bir gram ıssak yok değil mi? Tabii. Tebrik... yok şu an mis gibi. <laughs> siyah siyah geldi. Tamam. Dedi ki Acun dedi. Vallahi dedi Çavi ile beraber ayak dışında şık diye korner attık oradan <laughs> beraber dedi. <laughs> Sen dedi kuru kuru seyrettin biz de böyle olduk falan. Aslında tabii Serhat'la bir o hikayemiz var. Star'da. Ben yorumcu. Fatih Hoca şampiyonlar yorum yapıyor ama şimdi Söyleyeyim, Gönlündeki Serhat'ın beni yorumlattırmak maçı. Öyle hissediyorum. Hayır. Ben şeyi, e, Milan, Liverpool, önce 2005'teki İstanbul'da... Maç nerede Atina'da. Yok. Bir öncesinde de Rıdvan abi konu 3-3 üç üç şey, maçın diyorsunuz. Tümerler, Rüştüler falan böyle. Evet, evet. Ben yine Rıdvan abinin yorum yapmasını istiyorum. Ama söyleyemiyorum hocaya. Ya hoca sen biraz taça çıkar mısın? <laughs> Rıdvan abi alacağız diye. O dedi ki Rıdvan abi hemen anladı. sıkıntını anladım. Bırak hoca devam etsin dedi. Neyse 3-0 bitti. Tabii şey bizim Ersin Düzen hocam ne olacak? Ya artık bitti dedi yani. Tabii <laughs> 3-0'da. İtalyanlar bir şey. Ama şunu söyleyeyim. Artık Rıdvan ben... abinin dinine düştü artık orada. Yok yok ben ama ben de olsam üstü Milan ben aynı dinle kullanırım. Asıl. Tamam, kullanmaz. Sen kullanmazsın. Sen yine diğer, orada bir. Diğer seneyi anlatsana. He? Diğer, Bir sene sonra Atina'da. Ya Yayıncı kuruluşun müdürü, e, spor müdürü Serhat Ulu Eren. Star'da maç. Evet. Maç Atina'da. Final. Milan, Liverpool. Yok o bir yıl sonraki Arsenal mıydı? Yok 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 Atina'da yok, bir Atina'daki. gittik. Atina'daki. Neyse. Sıcak vallahi. bir hava. Şimdi ekip yine... yine bir anlıyor bu. Evet. Buyurun. Fena değil. Doğru. Sonra yaşıma bakma Unutmam böyle şeyi. Taksiye bindik. Fatih Hoca taksiye yöne oturdu. Ben... Tümer de vardı hatırlıyor musun? Tabii Tümer de vardı. Sen Hakan falan böyle şeye gidiyoruz şimdi. Ma e, otele geçiyoruz. Yunus'tan Yunanistan'da dört tane Tümer falan da atmıştı hatırlıyorsan. Taksiciye böyle yaptı. Benim tanıdığım hesabı yaptı şimdi. <laughs> Hatırlasana ya. Tabii abi. O ben da... mi? da... Dedi size dört tane dedi. <laughs> Anlattı falan. Neyse otel attık kendimizi. Otelde de ilginç şeyler oldu ama onu boşver. Şimdi konuşuyorlar. fotoğraf çekilmek istediler de. Hocayı uzattılar ya bu şey makine benim oldu lan dedi. Evet. Ya, o, ya, biz <laughs> işte Hakan Bakan var. Ama Liverpool var, tarafta, var. Liverpool taraftan <laughs> otelinde meğerse. Evet. Bizde fotoğraf falan çektirmek istediler. Ondan sonra telefonu Fatih Hoca'ya verdiler. Hoca böyle telefonu görünce <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım? Yani işte foto falan böyle. Hoca böyle yaptı. Yani Benim buldum dedi. bize. Şaka mı yapıyorsunuz? Yani? <laughs> 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 Hocanın hiç sevmediği şeyler bunlar. Peki Fatih Hocayla zaman zaman da çatışmalar mı olurdu? bana? Biraz da Fatih Hoca'dan bahsetsen. Çatışma hiç olmadı. Ben birkaç yıldır da hakikaten de görüşmedim Hoca hiç. Görüşemedim ama her zaman bizim saygımız. Ben Hocalığını sever misin? Yani takdir eder misin pardon? Tabii ki takdir ederim. Ayrıca da insan yönleri de mesela çok çok bizim arkadaşlarımıza, şeylere veren yani dostluklar ağabeyikler olmuştur hocam. Başı yani aramıştır hocam. O hiç reddetmemiştir. Ne zaman böyle bir hafif böyle elektrikli bir yerde çünkü sen, bir Mersin maçından sonra mı sana çok böyle bir Ay, ee, biliyorsun. Bir atar yapmıştı. Arkadaşlar hayatınızda şu kişilerden uzak durun. Yanlış bilgi veren insanlardan. Birisi de ki ona yakıştıramadım kelimesini kullandım mı söylemiş. Bir şey demiş. Benim söylemediğim bir lafı söylemiş. O da coştu falan bir şeyler söyledi. Sonra aradan 3-5 gün geçti. Bir, bayağı geçti. Sonra rahmetli Mustafa Kuçum'la bir yemek vermiş. orada. ya dedi Rıdo, ben sonra seyrettim kardeş dedi. Böyle bir durum yokmuş falan dedi. Kapattık. Ama son birkaç yıldır da öyle Bayramdan bayramı falan mesajlaşırız o kadar. Rıdvan abi bilmiyorum. E, televizyon Ama ben iki yıldır bundan... özellikle çok biraz e, şey yaptım kendimi. Yani geriye çektim. Yorum yaptım bilmiyorum. Bu e, fon olayıyla ilgili hiç düşüncelerini sordular mı sana? Mesela medyan takip etmişsindir. Ne düşünüyorsun e, et, bununla ilgili? Bu konuyla ilgili bir tek Emre ile görüştüm. O da Emre bir gün ben yılda birkaç kez Emre gelir sağ olsun. Ben de evine gitmiştim vardır. Emre Belezoğlu yazın geldi. Ya böyle böyle sıkıntı oldu. E, televizyonun anlattığı hemen hemen aynısını anlattı. Volkan işte aradı dedi bu Ayçekoğlu kuzeni ya. Evet. Böyle bir sisteme girdik dedi. Girmez olaydık dedi. <laughs> Bana kaşı maşı verdiler ama dedi. Ben bu kadarını biliyorum. Tabii ki şimdi mağdur falan deniyor. Bu konuda yorumlamak çok sıkıntılı. Bence e, geçmişlerini mağdur etti. Şahısların değil. O kadar helal para kazandılar. Ne yaptılarsa çocuklarını ve kendileri kolay paralar kazanmadılar. Mesela yani Arda ile Emre burada sanki vergilerini, ya, darbe alan gibi. Bir de şunu a, a, yanlış anlaşılıyor. Bu paraların Futboldan kazandığı paraların hepsinin vergileri ödenmiş paralar bunlar. Kulüpler ödüyor ya bu işleri. Biliyorsun. %100 helal paralar tabii helal. Parası. Ama üstüne artı olarak almaya kalktığınız para ben e, helal görmem. Onu söyleyeyim size. Hepimizin yani burada varsa, insanlar da onları çok paramız, aç gözlükle suçladı. Paramız, param, yani param, varsa, da... param varsa, param varsa herkes ne kadar kazanıyorsa bankada bir şey yaparsın. Ama bu yaptıkları bence doğru olmadı açıkçası. Fatih Hoca'nın bu işin nerede, neresinde olduğunu düşünüyorsun. Bu fonun adına hep herkes terim fonu dedi ama son hoca da şu ana baktığımızda daha, ya e, şöyle söyleyeyim şimdi çıkmadı. Şöyle e, demek ki ismi geçmiyor, öyle bir şey yok. Seçimlerden ilk şeyinde 300 bin dolarla girdiğini söylemiş. Ben o kısmı biliyorum. Sonra fazlasıyla aldı diyor. Tabii bunlar hoş olmadı yani bu çok önemli spor alanları bunlar. Mesela Emre, Arda gibi senin yakın de, arkadaşların, kardeşlerin aramış olsaydı ya hocam senle bir 100 bin at, 200 bin at. Böyle işte 1'e 3 kazanıyor falan ne, ne derdin? Hayatta ilmez. Olduğu zaman da Mercedes bizim Tanju'yu kandırmışlar. Dediler ki Tanju'ya işte Mercedes var. İşte 10 liralık Mercedes Mercedes'i 1 liraya veriyorlar. Lütfen dedi hmm. Oğlum dedi. Dedim oğlum deli misin? Meşru bir şey olsa öyle şey olmaz hmm. Anma alma dedim. Sen almayacağım almam dedim. Bak sonra hatırlarsan. cezaevine girdi çocuk cezavire yani. Cezaevine girdi. Ondan ya bunda dolayı. bir sebep vardır. Ben şimdi normalinden fazla abuk bir rakam söylenirse bence kendi hataları. Abi Tanju'yu neden sen hep kıskanıyor? Ya öyle değildir o ya. Ha diyor ki bana her bak. Ya bu Rıdvan diyor ne yapıyor ne ediyor ya. hep zirvede. Ben niye gelemiyorum diyor. Şimdi uçak diyeyim hostes hanım geliyor mesela. Merhaba şey istiyorsun. Ya geçen Tanju'yu işte sana sallıyordu diyor. Oraya gidiyorum bir yere gidiyorum kapıya kafeye sana sallıyordu diyor. Ya diyor niye ona sallıyor bilmiyorum ki. E sen ya peki ama. buna... Söylüyorum Sen şimdi sana, arasan ne der sana? Ne yapıyorsun lan ne yapıyorsun neredesin oğlum sen işte. Ya en çok şeyi kullanır o. Biz ikimiz olalım her şeyi yaparız diyor. Ya Tanju. Biz bittik oğlum. O gün sen oldu. Bak, bak zaman ben Tanju, ben Rıdvan ekmek getir dediğiniz zaman normal aradığınız zamandan farklı getirmezler diyorum. Tamam mı? Biz bittik bunu kabul et. Yeni Tanju'lar, Rıdvan'lar var diyorum. Kızıyor o zaman bana. Yok abi sen hala hep popülersin. Hep bir Ya bu nedir, Biraz önce aslında önemli. Şimdi hepimiz şöhret yaşıyoruz futbolculukta. Ben Osman Bey'den yürüyemiyordum arkadaşlar. Bak yürüyemiyordum bildiğin. O zamanlar cep telefonu yok. Resmi imza var sadece. Sosyal medya yok. Yok öyle etiler metiler de Osman Bey de e, meşhur Allah rahmet eylesin Fatih Hoca'nın da çok iyi dostuydu. Kamil Altan var diyor. Tabii Altan abi diyelim. kahvesi. E, Orada sanatçılar, sporcular, futbolcular hep oraya giderdi. Fatih Hoca falan da oraya giderlerdi. Aralarında büyük hikayeler de vardır onların. Şimdi bakın futbol hayatım biter. Gerçekler var. Eğer benim de şansıma Allah bize yorumculuktan nasip etti. Bu işi de sevdik. Beni şu anda 40 yaş jenerasyonu dahi tanımaz. 40 tanır. Benim şimdi o futbol bilgime geliyorlar. Anladın şimdi. Şöyle düşünelim. Televizyon olmasaydı Allah iki şeyden var. Ben gençler hep onu söylüyorum. Sporcuları falan sancıdır. Bir, ekonomik olarak iyi değilsin. Şöhretin de bitti. Çöp. Çöp, çöpün ötesi. Kötü bir hayat. Şöhretin bitti. Paran var. Yine böyle bir kaşıntı olur. Olur. Doğru. Olur. Tersi var. Şöhretin var. Paran yok. Yine sıkıntı olur. O yüzden de herkes hayatını ona göre kurmalı. Hepimizde olabilir kompleks. Sen benden yaşlı olarak biraz daha küçüksün. Daha, daha küçüksün biraz daha derken. Kaç doğmuş? Ben 60 yani. Ben, yani ben de 55 oldu burada Abi, evet, maşallah sen de fena olmamışsın. Evet. Şimdi e, ben dijitalden korkuyordum. Bir gün Cumhuriyet Özdemir var ya. Evet. Bu adımda karşı Allah göndersin. Sana bir şey soracağım dedim ya. Dijitalde başladı ya. Dijital mi televizyon mu Çok ilginç cevap verdi. İkisi de dedi. Anlamadım dedim. İkisi. Sadece dijital olmaz dedi. Sadece televizyon da olmaz dedi. E tabii yeni jenerasyon için bakıyorum 44 yaşa kadar, 45 yaşa kadar daha fazla dijitalde insanlar. Maksimum bu kadar. E bizim jenerasyon da öyle, öyle değil ki. Sonra Murat Zorlu birkaç yıldır bir, bir şey oldu. yapıyor mesela ha kaç? Ya, oraya geleceğim zaten. Ben dijitale çok ciddi teklifler geldi bana. Bir sürü adı geçen bütün şirketlerden. Ya açıkçası Murat'ı kıramadım zorluyu. başlayayım bakayım. Dijitalde karşılığım var mı? Kendimi de bir test etmiş oluyorum dedim. Aa baktım ki bir de çıkardım kaç yaş grubu seyrediyor, mı seyrediyor, mi seyrediyor, hangi takım taraftarları seyrediyor. Bakın mesela %86 abone ol, değil kişiler izliyor. Mesela Galatasaray diyelim. Aa burada da karşılığı olduğunu gördüm. Bu önemli bir şey biliyor musun? Futbolcu değil, televizyoncu seyreti değil, televizyoncu Bizi orada karşılığımız var. Sen de... Neden devam süre. etmiyorsun? Bunu edeceğim, biraz daha popüler edeceğim, yani. edeceğim. edeceksin. Ama şu var televizyonsuz etmek istemiyorum. Hmm. Ya Televizyon bir tane de olsa bu hepimize bir, bak işte bu kompleks yaratabilir bizde televizyon olmazsa. Yani tabii televizyon da yani hala Anadolu'da televizyon izleniyor. Ee, şöyle. Yani tabii, bir numaralı izlenme aracı orada var. televizyon. Ben televizyonsuz dijitali hatta bundan sonra dijitalsiz televizyon da olmaz gibi geliyor. Birlikte götürmekte fayda var. Çünkü televizyonda müthiş işler yapan arkadaşlarımız şimdi sadece dijitale dönünce çok iyi gazeteciler gergin olduklarını görüyorum maalesef. Öyle bir laf ediyorlar ki hani fazla tıklanayım diye bilmiyorum. Televizyona yakıştırdığım çok arkadaşım var kendini dijital yaptırmış durumda. Pek mesela bazen diyor musun ya ben niye Acun gibi olamadım? Adam mesela muhabirlikten, tabi bu soruyu bana da sorabilirsin veya bizim gibi e, muhabirlikten gelen kişilere de. Acun basamakları bu kadar hızlı çıkmasını neye bağlıyorsun? Sadece başarı mı? Başarı hikayesi mi? Farklı şeyler de var mı? Şöyle, Nazirecim Sümer Spor, Muğla Spor, ailemden ayrıldım. Bolu Spor Süper Lig'deyken Sarıyer, 26 yaşında Fener atabildim kendimi. Milli takım. Kaçta 26'da mı geldin? 26 yaşında, 25 26 yaşında geldim. Milli takımlar tırnaklarımla, yeteneklerimle çalışarak çalışarak geldim. Niye acını kıskanayım? Takdir etmekten başka. Ben de hamdolsun. Ha neden senin uçağın yok? Neden senin tekten yok? O kadar para param yok, o kadar para kazandım. Ama bana... sanki yorumculuktan böyle futbolcudan daha çok fazla kazandın gibi geliyor. Hayır, hayır, çok şükür. Benim e, hayata bakışımda şudur. Çocuklarım, torunum iyi olsunlar. Ben sağlıklı olayım. Allah çalışana kış kış desen de verir, verir abi. Verir, Rabbim verir. Acun da çalışmış. Acun niye torpide ihtiyaç çünkü. Acun dedin ya muhabirlik dedin, şu evet. dedin, televizyon sahibi oldun, kulüp sahibi oldu. Belki yarın bir gün çok sevdiği Fenerbahçe'sine başkan olacak. Bilemem yani. Eyvah o bir dakika ise, bir dakika. Çok burası enteresan. Yok, yok onun... yok. Var değil mi böyle bir hayali? Hayır. Can Beşim programında seyrettiğim için sormadım da kendisine. Hı. O zaten direkt bilinmiş şeytanı yok. Düşüncesini söyledi olmaz demem ama şimdi Ali Bey varken dedi. Mutlaka içinde bir kıpırdı vardır ama bu kulüp kulübü aldığı için biraz şey yapabilir. Ben sadece saygı duyuyorum bu tür insanlara. Helal hoş olsun yani. Beyinden önce de konuştuk. Çok eski arkadaşlarıyla birlikte hala. Emekleriyle gelmiştir, tırnaklarıyla gelmiştir. Bir çok sahip çıkan bir vefalı bir adam. Ya şöyle bir şey söyleyeyim ya. Sanatçı da, sporcu da aslında. Şimdi mesela inci taneleri başladı ya Yılmaz Erdoğan'ın. Evet. Ben iki kez de tekrar anlatıyordum. Çok hoşuma gitti. Ben akşamları hep evdeyim diyorum. dizileri Pazartesi'den başlarım. Yiyin. Yoksa hepsini ezbere bilirim. Bir numaralı dizin hangisi şu anda favori? İnci Taneleri başladı. İnci. Çok hoşuma gitti. Ömer Pazartesi günü. Var. Ailem nasıl? Kıvancı. Aile maalesef final yapıyor. Final mi? Yani son bölümü. Ha. Şimdi ortak şey şuraya geleceğim oradan da. Mesela ailelerim değil mi? Çok iyi oyuncu, Seren Aya'nın evet. hem... İyi oyuncu. Güzel bir kadın. Sesi çok güzel. Müthiş bir oyuncu. Aynen. Geniş. Kıvanç. Kıvanç öyle. Farklı. Muazzam. Peki bir isim söyleyeceğim orada. Nursurer. Ya. Futbolla birleştir bunu. Ceko. Sadece futbolcu değil. Nursurer. Ceko. Takımın liderleri. Tamam mı? Ama ben, orada Nursurer çok böyle kötü anne gibi böyle. Ama oyuncunun... Çocukların çok seven, aşık şimdi, ama bir sen de, de kötü diyorsun, var. Serenay Hanım ondan bir şeyler kazanmıyor, öğrenmiyor. Değil mi? Yani tabii. E, tabii. Bunun gibi Ayça Bingöl var. Kirli Sepet'te de denk geldiği zaman e, izliyorum. Vay vay vay. Bütün dizilere iyi. Şimdi onlar, bakın bunlar hakikaten çok önemli değerler. Sanatçılık. Şimdi Dilber diye bir şey çıktı ya. E, dansı falan, pavyon falan. Ya ne kadar haksızlık yapılıyor o kıza. Hacer Hanım galiba. Bir okudum. Tiyatro mezunu. Bir sürü dizide oynamış. Emek sarf etmiş. Müthiş bir oyuncu. E, şanslı değil, Yılmaz Erdoğan gibi bir figür. 20 yıldır televizyon dünyasından şey anlamda diziden uzak. Herkes dansı konuşuyor değil mi şimdi? Evet. Hakikaten de çok hoşumuza evet. gidiyor. Çok da güzel dans. Ama o var ya sadece tuz o dizi için. Orada söylenen cümleler, akışı, oyunculuklarını. Hakikaten hocam şimdi... Çok sandık, iyi Sandık kokusu Demet Akba. Şimdi hepsi iyi sanatçı onları Ama bunlar işte Acun da bu sanatçılardan bir tanesi. Sadece patron değil. İyi bir ben, yaratıcı bir ben. de adam e, yani. Tabii yaratıcı. Yani Allah daha çok versin. Asla duygularıyla hareketmez. Ben var ya kimi diyelim ki ya şunu Survivor şimdi denesem desem mümkün değil. O duvarı vardır. Bir gün Fatih Hoca... Yani senin önerdiğin bazı Survivor için isimler oldu. Fatih Hoca'yı abisi gibi sever. Biliyorsun Panathinaikos'ta en büyük etki Acun Ilıcalı. Panathinaikos'a götürdü şeyi. Fatih e, Hoca'yı? Tabii canım. Nasıl götürdü Acun? Götürdü derken... Ar başkanı, ortağı ve arkadaşı aynı zamanda. Ha. Şampiyon olmak istiyor musun diyor. Tabii ki istiyorum Al Fatih Hoca'yı. Ba bakın bunu ilk defa ben e, duydum. Ama şimdi Fatih Hoca da e, tabii ki... Adam duyunca hemen gelsin diyor. Bence de Arda Hanım da yani Acun yok. bizzat Fatih Hoca'nın Panathinaikos'a gitmesinde önemli rol oynadı. Tabii. Rol oynadı. değil Ergin Ataman'ın da var mı orada? Yok. Onun be? onda yok. He, futbol Ama için söylüyorum. Bildiğim için ben sadece Panathinaikos, Fatih Hoca. <laughs> Fatih Hoca'nın... Etkin son lafı e, Ardın... duydun mu? R şey, Razvan Nüçeşku'ya. Ha, duydum. Şey aa dedi çok üzüldüm dedi. Kafana pamuk atacağım dedim. <gülüyor> <gülüyor> ya Fatih Hoca niye böyle abi işte huyluğundan vazgeçmiyor olayı var değil mi? Ya şimdi bu şey söyleyeyim mi? Bence hayırlısı oldu. Ben Arda'nın da çalışmasını seviyorum. Emre'nin de. Bu baskıda Türkiye'de zorlanacaklardı. Bence Panathinaik Kostu ilaç gibi geldi. Yoksa ben ligi seyrediyorum. Hele seyircisiz Yunanistan Ligi'nde Fatih Terim'in Karabidesi'nde teknik direktör. izliyorum maçları abi. Orada iş olmaz Fatih Hocam. Olmaz öyle Olmaz abi. Seyrediyorum maçları. Çok sıkıcı yani. Hani seyirci meyirci başka. Avrupa futbolunda 250. olan bir kulüpte Fatih Hocam ne iş var? Ama şartlar konjektür. Ee, oraya gitmesi iyi de yaptı. Kafası da hiç olmazsa yani doğru bir karar verdi diyorsun. Tabii tabii. Yani. tabii. Yüzde yüz doğru karar verdi. Ee, Arda Turan başarılı olur mu teknik adamlıktan? Bence e, çok büyük işler yapacaktır. E, şu işlerden bir önce kafasında rahatlık. İyi ki de çalışıyor yani. Bu zaten. fon olayından mı? Tabii tabii. Ha, bence onların da Abi şimdi antrenörlük yapmadığını düşünsene. Her dakika. Şimdi çocuklar futbolla konuştular. E, mahkemeyle falan uğraşmıyorlar en azından. Kafaları da alıyordur. Ali Koç'un 5 yılını bir misin Rıdvan abi. Ali Koç tabii ki İlk beş yıl başarılı değildi ama şimdi bu sene hakikaten tarihin en büyük kadrosunu yaptı abi yani Allah var Ben Fenerbahçe'de yıllarca top oynadım. İzliyorum, çocukluğumda. İvan Keviç'e kadar, Datk Datku'ya kadar bilirim. Böyle bir kadro. Ben hiç görmedim. Gemileri yaktı. O da yani bir, o sizin da... o meşhur şampiyonluk, 103 golü şampiyonluktan o kadrodan daha mı iyi bir kadro? Valla o da tartışıldı ya. O zaman futbol başka. Mesela gol rekoru deniyor ya. Evet. Şimdi o zamanlar futbol 90 dakika oynuyordu. 91 oynanmıyordu. Doğru. Şehir takımı boldu. Tekme tokat boldu. E şimdi 100 dakika oynanıyor bir maç ortalama. Aynen. Maç sayısı daha fazla filan ama o zamanki şartlarla bu takım bu kadar puan alır mıydı? Tersten gittiğin zaman o da ilk önceleri bu takımın daha iyi olduğunu düşünüyordum. Şimdi biraz e, daha Şero'yla da konuştum. Mustafa bilir o de Dengeli gibi geliyor. Artıları ekstra. Bizim Şöyle bir yorum yaptı arkadaşım. Sizin bütün takım halindeki en fit olduğunuz dönem. Mesela Ceko'nun tad için en fit olduğu dönem değil şimdi. Bizim en hakikaten hepimiz Oğuz'un, Aykut'un benim. Ama bir gerçek var. Hasan Vezir almasaydık biz gerçekçi olalım. Biz şampiyon olamazdık. 6. 7. hafta kiralık aldık ona. Rahmetli Metin Aşık. Allah Nur çok iyi bir insandı. Transfer etti futbol şubesi o. Bak o kadar iyi kadromuz vardı. Ama Hasan geldi şampiyonlukta büyük katkı sağladı. Mesela Tanju'nun gelmesine bozulmuş muydun Rıdvan abi? sevindim. E, sevindim ama e, Açıkçası ben Galatasaray'da kalmasını isterdim. Ama o çocuk da anlattı zaten. sonra Galatasaray istemedi. Ben Galatasaray diye. istemedi. Ben Alkan Galatasaray'da var. benim gözümle gördüğüm gözümle en büyük Santafor'dur. Yani Fener'de şey. işte. de yani iyi işler yaptı abi. Yok. İki senede 55 gol attı. Resmi gol attı. İki senede 55 tane resmi gol attı. İşte yani Müthiş daha müthiş ne şey yapacak, yapacak abi? Bir büyük Peki Aykut ve Oğuz bozulmuş muydu? şey Yani orada Tanju'ya böyle bir Gıcıklık var mı antrenmanlarda, o, maçlarda? Yok, yok, antrenmanlarda, maçlarda yoktu. Ben yaşamadım. ben çünkü Pas vermeme falan olaylar oluyor yok, muydu yok, abi sizde? Hiç yok, hiçbir şey. şey yok. Hiç. 55 tane gol atabilir miyim yoksa? 50 tane de kim attı biliyor musun? Aykut attı. Bir sene Aykut oldu, bir sene rakipleri aynı takımda oynuyordu. O yüzden pas atmama diye bir şey yok. Ama bir türlü uyum sağlanamadı, sıkıntılar oldu. Ayrılmak zorunda kaldı. Ama Oğuz'da, Aykut'ta... Kendilerine göre çok iyi arkadaşlarım. Aykut'un oyunculuğu futbolcudan daha mı şöyle etmiş? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben onun o kadar iyi oyuncu olduğunu oynarken anlamamıştım biliyor musun? Şimdi seyrediyorum. Acayip bir oyuncuymuş ya. Aykut mu? Valla biraz kompleksinden herhalde. Kıskan. <laughs> yani belki onu ben oyuncuyken şey yapamıyordum. Anlamamıştım. Çok soğukkanlıydı. Ya ne goller atıyormuş ya. Geçen gün Aykut'u gördüm. Ya Aykut sen bayağı iyi futbolcumsun ya dedi. <laughs> bayağı iyi futbolcumsun. Valla o dedi ki hakikaten ya dedi, Ben de geçen kendimi gördüm dedi. Bayağı iyiymişim dedi. O da senin için demedim ya. Rıdman sen ne kadar süratli adammışsın. Onlar bir süre bak. İngilizce bulduğum şey ne biliyorsun abi. Evet. İnci tanesinde her dans koş. Şahane bir dizi. Ben de böyle bir ben. Siz Rıdman abini seyretmediniz, Gider ki böyle zıng diye durur diyorlar. Çok acayip. Sanki benim tek yeteneğim olmuş gibi. <laughs> tamam mı böyle. E, derler ki işte birisinin yetenekli ilgili çok güzel dans ediyor kadın. Değil mi? Yo çok iyi oyuncu kadın. Rıdvan abinin nasıl futbolcu öyle hızlı giderken şak diye dururdu herkes giderdi. Evet. Ben, ben tekniktim, çabuktum, zekiydim. Çalışkandım, anlattım <laughs> dermişim. Yani, <gülüyor> <Niye> <gülüyor> Aldım gazı gidiyorum ya şimdi. <laughs> <laughs> i̇yi futbolcuydum Yani. Icardi'yi nasıl buluyorsun? Ya şöyle e, İcardi dünyada gördüğüm şu anda bu tür santiforların içinde hep değil değil ikidedir. Bir iki. 2. Ama nasıl diyeyim size? Futbol sevdiğini biliyorum. Sevgi de uygulamada problemi olduğunu görüyorum. Ya Biraz tembel olduğunu düşünüyorsun tembel çalışma anlamında mı? Tembel aslında %50'siyle oynuyor. Yani kapasitesi evet. çok fazla. Bugün ben gidiyorum dese ki gittiği kulüpler Paris Saint Germain'de başarısız mı oldu? Oldu. oldu. İnter'de orada Inter'de da oldu. Gol kralı oldu. Yani futbolu kendi hayatının ikinci planında koymuş durumda. <laughs> Yemin ediyorum %50'siyle falan oynuyor. Ha, müthiş futbolcu. Çok bir kere Galatasaray'a şöyle birçok hizmet oldu. Ve çocukları çocukları böyle hani futbolculuğu çünkü taraftar olunur, başarıyla olunur. Ben çok kişiyi Fener'le yaptım Ben diyorum bir sürü eğer 30 yaş grubu üstü varsa Rıdvan benden gelmiştir ismi.